İyi günler. Köyde hayat, yeniden köyde hayat. Yeni anlayış içinde tabii yeniden köyde hayat oldu ama bugün yeniden zorda köyde hayat oldu. Çünkü zorluklar içinde geldik. Niye o zorluklar içinde oraya girmeyeceğim ama muhtar da zorlukların içinde. Niye zorlukların içinde? Çünkü ağır bir ameliyat geçirmiş. Bu ameliyatın neticesinde son kontrollerini yaptırmış. Ve biz hasta yatağından kaldırdık, muhtarınla birlikteyiz. Bir öğrenelim bir hayatımıza, şöyle kısacık gidelim, ben tutarım. Şu anda iyiyim, tedavim oldum. Bu tabii ameliyat süreci içinde köyüme devamlı geldim gittim yani. Evet. Mesela 15 günde bir devamı geldim. Çok geçmiş olsun. Köyümü boş bırakmadım. Köyümü seviyorum. Kızılcahamam TV'nin bize teşrif ettiği için çok teşekkür ederim. Yeniden köyde hayat burada başlıyor. Köy hayatına gireceğiz. Neredeyiz? Pazarbaşar Ön Köyü'ndeyiz. Köy programını eksiksiz yapacağım. Yine 3 saatlik bir program bu. Gelirken Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acar yanındaydım. Dedim ki bu köy programları 20 köy oldu. Artık şunu 100 köye bir tamamlayayım, 110 köye tamamlayayım. Allah ömrümü verirse inşallah tamamlayacağız. Muhtarım, bugün cuma günü. Herhalde senden uzun uzun konuşacağız ama hastasın biliyorum. Şöyle kısacık kendini bir tanıt. Ondan sonra arkadaşlarına ben köyü gezerim. Pazarbaşar Köyü muhtarıyım. Ankara Kızılcahamam'a bağlıyım. Şu anda köyümde ikamet ediyorum. Kendimin esas mesleğim mobilyacı. Ankara'dan görevi. Şöyle yok. Mobilyacı İstanbul'da yaptım ben. Şöyle güneşe gelin de yüzümüzü görelim. Mobilyacılık hayatımı İstanbul'da yaptım. İstanbul'da bu mutfaklarda aday olmam için sebep nedir? Köyümü sevdiğim için, köyüme hizmet yapmak için ve köyüme bir hayırlı iş yapmak için mesleğimi bıraktım, dükkanımı kapattım, bıraktım. İlk dönem mi? İkinci dönem muhtarlar. Kıdemli muhtar. Kıdemli muhtar. Evet, kızımız da kıyamıyor sizi. Kızımız nereye gitti? Ya kızım görüşmek istemiyor. Öyle o mi? Malum şey var. Tamam. Görmek istemiyor. Tamam. Şu anda çekim yaptığımız yerde köy konağımızın önüdür. Şimdi meydan. Oradan ben köyden girmedim sayın seyirciler. Köyden girmedim. Yani köye bir giriş yapmadım. Çünkü çok geç kalmıştım. Giriş, bir an önce girdim. Muhtarı girdiğimde buldum. Muhtarı şu anda şöyle kısacık hayatına girelim. Cuma günü birazdan selam verecek. Köyümü seviyorum. Köyümün havasını seviyorum. Gireriz oraya. Havasını. Oraya gideriz. Hastasınız, yorgunsunuz biliyoruz. Tabii. Yaş kaç? Yaş 61. 61, daha geçsiniz. Çoluk çocuk? İki kızım var. Biri mali müşavir, biri Maltepe Üniversitesi hastasında çalışıyor. Görevli. Uzun bir süreçti değil mi o tedavi süreci, ameliyat? 6 aylık süreçti. Ağır bir ameliyat. Ameliyat ağırdı. Ameliyatına kanserdi. Kanseri temizlediler. Nasıl oldu şu anda? Kanseri temizledi, demokrafi yani kuruttular şu anda. Son tedavimi yaptı. Kan testlerine göre temizledik. Sıkıntı kalmadı dedi. 1,5 ay dedi. Köyüne git gel. Bir ara tedavi daha yapalım. Ondan sonra 3 ayda bir yapacağız dedi. Peki sizi fazla yormayacağım. Arkadaşlar var, caminin önüne çıkalım. 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 Ben orada arkadaşlarla sohbet görüş edeyim. Cuma'dan önce biraz sohbet kıl edelim. Ondan sonra siz... Bir de benim evim önüne gelirsiniz. Oradan gelirim. Arabayla çıkalım. Oradan çıkın siz. Caminin önüne. Gelirim. Aşağı mahallede Nizamettin abi var. Burayı tamam. Ondan çekersin. Herkesi tek tek Mustafa evde, Gümüş, sokak tanıştıracağım ben size. Köy programı. Amoralimi, muhtar moralimi düzeltti. Çünkü sağlığına kavuşmuş. Bu arada, çok teşekkür ederim. Benim evim yanında bir taş döşenecek yer var. Onu da belediye başkanıma rica edeyim. Bir, orada bir taş yaptıracağım. Arkadaşlar gösterirler zaten. Kilit taş mı? Kilit taş. Peki bu hemen kısacık köyde sorunları, şu anda tespit ettiğin sorunları da konuşalım, sizi rahat bırakın. Köyde sorunlar, köyün sorunları tabii şöyle bitmez. Köy sorunları bitmez. İhtiyaçlarımız oluyor tabii. Köye tabii dözer lazım oluyor, kepçe lazım oluyor. Şu anda su sorunu var mı? Su sorunu şu anda var dersek yalan olur. Büyükşehir Belediyesi geldi, su sorunumuza baktı, depomuz iyi dedi, akarı iyi. Bir tamir edelim deponuzu dışını dedi. Şu anda onaydan geçmek üzere. Evlerde su var mı? Herkesin evinde su var. Yol sorunu var mı? Yol sorunu büyükşehire bağlı. Ana yollarda büyükşehir. Sitanize avsat yapılacaktı. Bak şikayet anlamında olmadı. Sitanize avsatı biz büyükşehirden istemedik. Seneye sıcak avsat dökecek. Dökecekler, söz verdiler. Bir sene sonra olacak ama söz verdiler. Tamam. Şikayet yok. Şikayet yok. Kızılcahamam Belediyesi'nden de şikayet yok. Şikayet
edersem yanlış olur. İhtiyaçları var. Evlerde kanalizasyon yok, var mı? Kanalizasyon yok. Köy peki, evimize, köyümüze kanalizasyon istedik, sorun. Sorun. Çok sorun. Çok sorun. Deri yapıyor. Çok sorun. Hastalık da yapar, koku da yapar. Büyük sorun. Bunu Büyükşehir Mansur Yavaş Kızılcahama ilk belediye başkanı olduğum 2 ay 3 ay sonra geldi. Konuşmasını yaptı. Hatta kanalizasyonu çözeceğini söyledi. Ölçüme geldiler, baktılar. Şu anda ihale amacında, evet. Aşamasında. Yapacağız. Yani şu anda gelecek seneler, bu sene yapılmaz. Gelecek sene yapacak. Asfalt da yapacak. Yani belediye başkanından Mansur Yavaş'ta Kızılcahama belediye şikayetim yok. Peki. Kesinlikle yok. Biz de şikayeti olmayan bir muhtar gördük. Bundan şöyle yok. Bak şöyle yok. Şikayetin dedin miydi? Her işin bitmiş mi? Kanalizasyon yapılmazsa şikayetim var. Kanalizasyon yapılmazsa şikayetçi. Söz verildi yapılmazsa şikayetçi. Yolum yapılmazsa şikayetçiyim. Şu anda beklenti içindesin sen. Şikayetçi. Şikayetçi. Sadece Kızılcahama Belediyesi'nden bazen kepçe ödül istiyorum. Çok uzun zaman aşıyor. Bundan bir şikayetim var. Bir kepçeyi bana bir ayda veriyorlar. Şimdi hemen burada şunu söyleyelim. Muhtarım biz buraya yardım değil. Belediye Başkanımızın Sayın Süleyman Acar'ın bize elinizde bir şeyiniz olsun. 4 poşet. Onlar selam niteliğinde kapı çaldığımız zaman işte biz çam sakızı çoban armağı bir şey getirdik. Kızılcahama halkının selamını, hürmetini, saygısını getirdik diyoruz. Şu anda camide de vaaz var. Namazdan sonra biz uzun uzun arkadaşlarla konuşurum. Seni alıp götürebilirim arabaya bindirip seni yormayayım. Yok ya giderim. Yok yok yürüme. Yürü arabaya binmem. Yürü de yoksa tamam. Yok yürü. O zaman şimdiden Kızılcahama halkına, Kızılcahama Belediye Başkanı'na neler söylersin? Seni dinleyenlere, sevenlere. Vallahi teşekkürlerimi sunarım. Bu çekim çok iyi oldu. Yani Kızılcahama halkına çok teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. Kızılcahama halkına iyi bir halktır yani. Girdiğim zaman Kızılcahama içine her şeyimizi güzellikle alıyor, temiz. Saatlik bir program, ben bugün buradayım. Temiz yani, yiyeceklerimizi alıyoruz, içeceklerimizi, esnaflıkları çok iyi, dürüst esnaflıkları var. Bunlara saygılarımı sunarım. O zaman size tekrar geçmiş olsun. Ben de size çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. İnşallah saatinize kavuşursunuz ki İnşallah. Kavuşmuşsunuz. İnşallah. Zaten kızımız da gözümüzün içine bakıyor. İnşallah. Onu da üzmeyelim. Tamam. Fazla bekletmeyelim sizi. Güneşte fazla tutmayalım. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Allah sağlık versin. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Kızılcahama TV olarak Yeniden Köy'de hayatı burada başlatıyoruz. Muhtarla röportajımız oldu. Kısacık hasta. Kemoterapi görmüş, kanser tedavisi gören bir insan. Evet, bu programa teşvik eden, bu programın yapılmasını isteyen, arzulayan Kızılcahama Belediyesi, daha doğrusu Kızılcahama Belediye Başkanı kişi olarak Süleyman Acar, selamlarını getirdim, dostluklarını getirdim, teşvikleri var, gayretleri var, himayeleri var. Buradan kendilerine teşekkür edeyim. Kerem Çaylı'ya, yine sitesinde bizim yayınlarımıza yer veren Uğur Demirbaş'a çok çok teşekkürler. Tabii yine bugün gayretlerini esirgemeyen kameraman, şoförümüz, her denen şeye koşan, koşturan Mazhar Arslan'a teşekkür ediyorum. Biraz yoruldum hocam da. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz, köy sefa geldiniz. Köy imamı. Evet, köy imamıyım ben, Ahmet Büyük Tavşan. İlla ki. Şimdi biz köy muhtarlarına diyoruz ki hazırlık yapmayın. Evet. Cuma günleri 2 gün program yapıyoruz. Pazartesi günleri ve cuma günleri. Şimdi bizim yolculuk hali, bir de belediye bünyesinden geldiğimiz için işte araba temini, eleman temini falan zor evet. Olur. Bize hazırlık yapmayın. Gel. Hazırlık yapmış 2 gündür bize fırça attı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. 2 gündür kahvaltı hazırlamış bize. Ama fırçayı da yedik değil mi? Yok, fırça yemediniz. Yok. Hocam bir ya isminizi şimdi bağışlayın, döneceğim arkadaşlar. Ahmet Büyük Tavşan. Nerelisiniz? Buralıyım. Köyüm burası. Köylü. Bu köylüyüm. Tavşan, Büyük Tavşan. Evet. Doğru, bu köyde var. Tamam. Kendi köyümüzde hizmete devam ediyoruz inşallah. Tanırsınız, ben 17 sene evvel falan bir köye bir geldim. Gelmiştiniz, beraber bir program yapmıştık. Yaptık beraber program yaptık. Siz miydiniz o? Yine bendim. Ben geç mi kalmışım? Yaşlanmamışım. Yok maşallah, aynı o şekilde duruyorsunuz maşallah. Allah sağlık, afiyet versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Hatırladınız yani. Hatırladım. Ev gezmiştik. Evleri dolaşmıştık. Evet. Program yapmıştık. Yok. Hemen hemen. Evet. Camide bir değişiklik var herhalde değil mi? Camide o zaman tadilat herhalde yapılmamıştı zannedersem sizin geldiğinizde. Ondan sonra tadilat yaptık dış arasında, içerisinde.
Ama güzel olmuş değil mi? Güzel oldu. Güzel oldu. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Komşuların yardımıyla, derneğin yardımıyla. 92'den beri buradayım. Süre olarak 33 sene. Doldurmuşsunuz. Emekliniz gelmiş. Hemen hemen. Vay maşallah. Evet evet. Peki işte bize fırça atan ama atmadım diyor. Merhaba. Çok sevdiğimiz için ikram etmeyi. Hocamız da onun için şey yaptı. İkram hocamız etmeyi severiz. Hocalık var mı? Emekli öğretmenimiz. Emekli öğretmen. Merhaba. Nizamettin mi? Nizamettin Aydoğan. Şöyle gel, benim de adım Nizamettin. Ya gel. Ya ikimiz arkadaşmış. Gel. Hocam şöyle olsun. Hocam ezan başlayacak ama içeri geçiyorum. Ezan başlıyor. Bize abdestimizi alalım o zaman. Tamam. Kısacık bir sohbet edeyim. Cuma'yı tamam, burada kılacağız. Cuma'dan sonra beraberiz. Cuma'dan sonra beraberiz. Tamam. Hocam siz bakın. Tamam. Şunu şöyle aşağı indirsem affet olur mu? Azıcık indirsem sesin daha iyi. Ya sen şimdi tanıdım ben seni. Öyle mi? Ha. Ezan okunuyor. Namazdan sonra. Namazdan sonra namazdan mı? Namazdan sonra. Evet. Evet sayın seyirciler. Köyde hayat. Köyde hayat sadece bahçelerde olmuyor. Camide de köyde hayat var. İşte Pazarbaşören köyünün camii şerifi. Geçmişten gelen bir yapı. Yani diyor ki ben bu köyün geçmişiyim. Eski evler gibi eski bir cami, yıpranmış ama tamirat görmüş, onarılmış, bakımı yapılmış. Şöyle gelin gelin yanıma gelin. Cemaat yanıma gel yanıma. Hocam şöyle durabilirsiniz. Mesafeyi koruyaraktan şey yapalım. Arkamızda saf tuttuk. Namazımızı kıldık. Allah kabul eylesin inşallah. Allah kabul bütün eylesin. Size de teşekkür ederiz. Şöyle yönünüzü ışığa dönerseniz yüzümüzle görürüz. Evet. Eğer bir köylüsünüz, bu köyde imamlık yapıyorsunuz. Kendi köyünde imamlık yapmak nasıl bir şey? Kendi köyünde imamlık yapmak güzel bir şey diyelim. Güzel. Avantajları da var. Zorluğu da var mı? Tabii. Var değil mi? Dezavantajı da var. İyiliği de var, zorluğu da var, kolaylığı da var illaki yani. Bizim oralarda bir tabir vardır. Evet. Bizim oğlan derler de şöyle biraz kenara atıverirler. Dışarıdan gelenler daha kıymetli gibi olur. Aslında öyle de değildir ama evet. Bu bir anlayış herhalde değil mi? Doğru. Çünkü bizden olan bizim gibi derler, o kendilerinden bilirler ama dışarıdan gelenden bir farklılık yakalarlar. Evet. Bu daha değerliymiş gibi bir hava değil mi? Genelde vardır o. Evet. Bir de hani şunu da söylerler. Elden gelen hani siz şey yaptınız ya, kıymetli olur diye. Dışarıdan gelen. Bir de kişi elindekinin kıymetini pek fazla, yani toplum olarak elimizdekinin kıymetini pek fazla bilmiyor gibi öyle bir şey de olabilir. Bugün biz elde olanız ya, evet. Kıymetimiz bilinmiyor ama biraz şöyle hafifçe işte kırgınlıklarımız oluyor ama kırgınlık değil o. Evet evet. O insan duygularının şöyle biraz açığa çıkması ama yok biz öyle duygularına evet. Teslim olacak insan değiliz değil mi hocam? Çok şükür hani Müslüman şimdi. Müslüman duygularına evet. Teslim olmaz. İnşallah, olmaz. İnşallah, inşallah. Peki nasıl köy cemaati? Bayağı da cemaat vardı Cuma'da. Cemaatimiz çok şükür işte köyde olan komşularımız. Allah hocam, kabul etsin. Bak, buraya toparlandık. Benim yanımda hocam, o da hocam. Namazlarımızı kıldık. Öğretmen, bu imam. Evet. Şimdi imamlıkla öğretmenlik arasında bir fark var mı? Siz şöyle baktığınızda ama hepsi ikisi de öğreticilik değil mi? İkisi de öğreticilik. İkisi de insanla uğraşan. Evet. Öğretmen biraz daha belki ama aşağı yukarı aynı. O biraz daha genç nesille uğraştığı için o belki biraz daha onun sorumluluğu daha fazla olabilir. İnsan görmüyor de yaşlanmıyor ki. Evet. Orada geçer. Doğru. Yaşlanmıyor ki insan gördüm. Evet. Hocam tabii yani muhakkak. Ama şimdi gençlere bırakıyoruz biz. Öyle mi? Tabii. Sizi ben nesli... Kızılcahamı'da öğretmenlik yaptınız mı? Kızılcahamı'da yapmadım ben. Tanıyorum ben sizi ya. Ben görmüşüm onu. Yok. Ben Kızılcahamı'da yapmadım. Hikaye biraz uzun. Nasıl? Benim hikaye. Ona gireriz. Onu, gireriz. Ha, onu sonra anlatalım. Çubuk da yaptım. Çubuk Lisesi'nde. Öyle mi? Emekli oldum. Çubuk'ta oturuyor. Yani 97'de emekli oldum yaklaşık. Bayağı oldu yani. İçeri girelim dışarıda falan karışık alın. Evde uzun uzun konuşalım o zaman sizinle. Şimdi burada... Ben bir anlatayım, böyle... benim hikayem belgesel. Tamam, tamam. Ona gireceğiz. Şimdi o belgesele gireceğiz ki ben kendimi topladım biraz. Hocam, evet. İnsan gönlü. İşte gönül kelimesi başka literatürde yok, dilde yok, bizde var.
Aslında din insan kalbini, insan gönlüyle hemhal olan bir anlayış değil mi? Bir hayat şartı değil mi? Hayat koşulu değil mi? Evet. Sadece bilgiye dayalı değil, değil mi? Bilgi. İlla ki tabii. Evet. Evet. İnsan gönlündeki o duygular da var. İnsan biraz önce de siz söylediniz ya, hani insan gönlü yaşlanmaz diye. Gönül insanın bu gönül kocamaz, bu insanın fıtratında da var. Şimdi inşallah Cenab-ı Hak hepimizi cennetle mükafatlandırsın inşallah. Şimdi orada yaşlılık yok cennette, biliyorsunuz. Yani bu fıtrat dünyada, evet, evet, evet. İşte o fıtrat dünyada da insana yansıyor. Yani dünyadaki insan da hani ne kadar hani şey olarak, fiziksel olarak yaşlansa, gönlü yaşlanmıyor. İlla yani o gençlik duygularını yani korumaya gibi, muhafaza ediyor. Onlar genç uğraşıyor, çalışıyor. Genç diyorsun ama genç değil aslında. Gençlerde de gönül var. Evet. Yaşlılarda da var illa ki. Biz 70 yaşımızdayız. Gönlümüz kocadı mı? Yok. Yok, estağfurullah. İşte göstermiyorsunuz maşallah. Yok, yaşınızı. Yaşlandım. Bugün yaşlandım. Estağfurullah. Evet. Hocam, evet. Çoluk çocuk? Çoluk çocuk 3 tane. Bir kız, 2 oğlan. Kızım üniversiteyi bitirdi, öğretmenlik yapıyor, din kültürü öğretmeni olarak Ankara'da çalışıyor şimdi. Oğlum askerden geldi birisi, o da bir özel şirkette çalışıyor. 3 numarada üniversitede okuyor. Bolu İzzet Baysal'da. Yani senin şeyin aslında hayatta bırakacağımız bir emanet değil, evet, mi çocuklarımız? Yani İllaki. Hayat size emanet, ben sizi emanet olarak hayata bırakıyorum. Evet, Peygamberimizin ifadesiyle de. Evet. Hani çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel servet, güzel ahlak buyuruyor Peygamberimiz ya. Şimdi biraz da cami. Onları güzel yetiştirebilmek. Senesi falan bellidir bu köyde olduğumuza göre. Caminin senesi, burada köyde bizden daha tecrübelileri var. Onlar daha şeyi bilir de biz de anlatabiliriz. 1947, daha evveliyatı da var. Yalnız bu caminin şu vaziyette yapılması 1947 yılında yapılmış. Onarım falan görmüş herhalde. Onarım. Yani önceki hali biraz daha küçükmüştür. Öyle belki Hüseyin amcamız da daha iyi bilir mi? Belki de. Önceki hali küçük müydü Hüseyin amca? Bu tarafa gelebilirsin. Önceki hali çok küçük. Küçük müydü? 47'de yapıldıktan sonra mı büyütüldü bu şekilde gel? Şimdi hocam, evet, caminin süsü sade bir cami. Öyle süslemesi yok, evet, ama süsü cemaat mi? Peki Hüseyin amca dedinmiş. Cemaat süsün yanına bir geçeyim mi? Buyur. Caminin süsü. Merhaba. Şöyle gel, şöyle yanıma gel. Çok fazla yanaşmıyor. Ya yanaşmayacağım ne? Ben uzakta bakıyorum. Ben sana hemen korkmayın o kadar ya. Evet. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım bir. Hüseyin Temeltaş. Hüseyin Temeltaş. Evet. Ya bu köyün Temeltaş sen misin? Benim. Yaş kaç? Efendim? Yaş kaç? 78. Şimdi korkuyorlar. Bir virüs değil mi? İnsan yaşlandıkça ölümden korkuyor mu? Efendim? Doğru söylüyor. Ölümden korkuyor mu yaşlandıkça insan? Yani şimdi ölümden herkes korkar. Ölümden hiç korkmayan olmaz. Ne zaman ki böyle halsiz kalırsa, Allah'ım iki yoldan bir yol verdir. Hı hı. Cenab-ı Hak'a yavlarır. Şu anda İnsanlar. Saatin iyi mi? Şükür. Yani bundan iyisi olmaz bu yaşta. İdare değiliz. Yaş kaç? Yaş 78 dedim ya. 78 dedin de işte bugün benim kafam biraz yorgun. Yaş 78. Yorgunum bugün, 78 mi? Evet. Allah korusun. 8 yaş var aramızda. Yok, iyiyim. Evet. Sen kaç yaşında? Ben 90. 70 yaşındayım. 71'e gireceğim. Bırak canım, sen de çıkmış. Olur mu ya? Niye? Geç görüyorsun sen. Geçsin sen. Hayır, hayır. 70 yaşında yoksun. Yapmayın ya, beni öyle posta olamayın ya, ben 70 yaşındayım. Gelsin ya sen. Çoluk çocuk var mı? Var. Yenge sağ mı? Sağ. Sağ. Evet. Çoluk çocuk var. Var. Kaç tane? 6 tane. 6 mı? Hı. Ben de şöyle geçeyim diyorum, asla şöyle yanına geçeyim. Şöyle geçeyim de. Evet. 6 tane çocuk var. Evet. Neredeler? Ankara'dalar. Ankara'da hiç kimse yok burada. Ben de Ankara'daydım. Emekliyim. Şimdi ne buradayım. Meta emeklisiyim. Çocuklarına selam söyle o zaman. Harika. Eve geleceğim. Teşekkür ederim. Bahçem var mı? Yok, şöyle bir daha çocuk görmenize bir bak. Ne ektiğin ne var? Hiç bir şey ekmedim. Domates ektim bir. İşte yeşillik ektim. Başka bir şey. Domatesler okşarız. Tamam,
Yengemizin, bacımızın bir selam alırız, biz konuşuruz, sohbet ederiz, olur mu? İnşallah. Fırsatımız olursa şöyle kısmı bir kayıp gezelim. Bu adam şimdi bizim dayımız olur. Akdoğan'la buranın arası 14 kilometre. Bizim köyün arası 14 kilometre. Babası buradayken bu Ankara'da işe gidiyor. Akdoğan'a yürüyerek gidiyor. Akdoğan'dan arabaya biniyor Ankara'ya. Ankara'dan geliyor, Akdoğan'dan iniyor, yürüyerek buraya. Ama devamlı kaç senedir böyle. 14 kilometre. Cuma günü hafta sonu. İşte öyle. Yürüyerek gider, yürüyerek gelir. 14 kilometre. Peki işte böyle diş durması. Şöyle gel bakayım, şöyle göster bakayım. İşte öyle yürümenin. 10 sene de ben dağlarda gezdim, biliyor musunuz ya? Sen neredesin? Ben de Kızılcağım. Hangi köyden? Kızılcağ, Çeltikçi Kızılca köyü. Ben bu köye geldim ya, ben hocamız falan evet. Ben geldim, 17 sene evvel geldim ya bu köye. Yani yürüyerek geliyor, bir de arkasında yükünle de geliyor bu, 14 kilometre. Gençtim o günde... zaman ya, sen de baksana daha hala genç. Daha hala genç, değil mi? Gelin. Şükür. Evet, sizinle de tanışalım. Ne, elinde ne var? Tok bakalım, vallahi... Polonya mı, ne o? Ya Budisa karşı ben şeyi aldım geldim sana. Dezenfekte aldım geldim. Hadi ama bakalım, basmıyor, yok onun. Yok ki, bitirmişsin sen. Bitmiş ya. Şurada var bak, ondan var. Neyse, önemli de. Ben de buralıyım, Balabaşı'nın köyü. Burada duruyorum, burada yaşıyorum. Yaşım başı yok, 55. Gel. Ondan sonra. Nereye gidiyor? Koyun Serdiş'e vuruyorum. Gelsene. Gel. Murat. Senin oğlan mı? Yok, benim oğlan değil. Komşunun oğlu. Komşunun oğlu. Virüsten dolayı kaçıyorlar. Virüsten dolayı kaçıyorlar. Öyle mi ya? Evet, evet. Ya ben virüs değilim ki. Ama sen bunun kapatmıyor musun? Bak sana ceza yazdıracak. Uzun müddet konuşunca, şimdi gezerken o karbondioksit beni zehirler pozisyona getirdi. Ya burada karbondioksit mi zehirler ya? Sen dışarıda yapalım. Şimdi buranın okşayan adamı zehirlemez. Maske var ya, maske olsun. Uzun müddet konuşunca. Sen tıbbi maske kullanmıyor musun yoksa? Tıbbi maske canım. Ha iyi o zaman. Ama iyisini kullanmıyorsun gibi geldi bana. Ya siz her şeyi biliyorsunuz. Her herhalde biz köyde yaşayalımız her şeyi biliriz. Bizim kafamız çalışıyor. Bizim kafamız çalışıyor. Biz temiz havada yaşıyoruz. Kafam çalışmasa ne işim var burada? He, senin kafan onun için geliyor işte. Zaten kafası çalışanların yanına geliyor. Öyle mi? Tabii. Sizden mazot alayım o zaman. He, bizden oksijen alacağım mazotte. Şarja basacağım. Bugün gerçekten kafam durdu benim. Evet, niye hayırdır? Ya bazı işte bir sıkıntılar oldu. Bazı işte sıkıntılar derken? Geç kaldım biraz. Geç kalmayaydın. Bugün mübarek gün, geç kalmayacaksın. Olur. Cuma günü. İşte sıkıntım var dedi. Ama sen geç kalırsan, evveliyatın işini hazırlamazsan, çarşambanın gelişi perşembeden belli olur. Sen ne kadar akıllısın ya. Tabii ben anamın bir tane oğluyum ben, akıllı olduğum için. Ha. Sen tek oğlan mısın? Yok. Ben yok. Tek oğlanım ama. Ha. Ama sen tek oğlansın ama kafan çalışmıyor. Çalışmıyor. Ha, ben anamın dört tane oğluyum. Haklısın, kafan çalışsaydı burada olmazdı. Niye abi, niye hayırdır, niye kafan çalışsa burada olmazdı? İşte kafan çalışmıyor dedim. Çalışsaydı burada. Yok, çarşambanın gelişi perşembeden belli olurdum ya, yani. Geç kaldım dedin ya. Tamam, çalışsaydı burada olmazdım. Olmazdım. Başka bir şey söylüyor bak. Tamam, haklısın. Ben burada olmazdım. Tamam, haklısın. Şu mikrofonu sana uzatmazdım. Ha, başka bir şey anlatayım. Anladın değil mi? Şimdi kafam almadı. Bu kadar senden samimi konuşmazdım. Ha, doğru, haklısın. Anlıyorsun değil mi? Ben ismini dedik, tekrar unuttum. Bu kadar salak olmasaydım ben mikrofonu tutmazdım. Olmaz abi. Abi olmaz. Niye öyle söylüyorsun? Ama haklısın sen. Hayırdır abi, her insanın bir arın yazısı şimdi, var ya, öyle olur mu? Şimdi şöyle, burada sitem size değil, başka yerlere. Abi o sistemi biz anlamayız. Senin yaptığın sistem sana ait, bize şimdi değil. Geç kalmasaydın dedim, ben de işte salak olmasaydım burada hoş olmazdım. Hoş o geç oldu. Kalmaktan dolayı çeker giderdim başka yere. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başımızın üstüne yayınlıyorlar. Sen şaka yaptın, ben de senden şaka yaptım. Evet. Yani şakaların biraz dokundu bana, yarama dokundu, yarama. Ha, yarama dokundu, öyle olur. Yarama dokundu, yarama. Şimdi oraya gelirseniz bir çayını içelim, bizim yukarıda şeyimiz var. Şimdi bizim köy programı şöyle. Arılar marılar var benim. Dur bir dakika, siz seyretmediğiniz için bilmiyorsunuz. Bizim köy programımızda köy sokaklarına çıkacağım şimdi. Peki ya, tamam, sözünü kestim de. Köy programı diyorsun da, Kılcam TV'de niye çıkmıyor bu köy programları? Öyle, tamam, biz Kılcam'a bağlıyız. Efendim, her şeyimiz Kılcağım'a gidiyoruz. Her şeyimiz Kılcağım'dan alıyoruz. Ya Kızılcağım TV. Belli bir saatte bizi de yayınlasın Kılcağım TV. Hep Kılcağım'ı mı yayınlayacak? Biz insan değil miyiz? Biz köylü değil miyiz? Ya sen beni dinleyeceksin mi, dinlemeyeceksin? Ben temizlemeli sen dinledin. Biraz da sen beni dinle. Sen dinlemeyeceksen ben konuşmayayım. Tamam. Eyvallah. Haberete diye bölge televizyonumuz vardı.
2000'den 2005'e kadar yayın yaptı. Fakat bölgeseldi, belli mıntıkadaydı. Kızılcahama gelenler seyrediyordu 5 sene. 2000'den 2005'e kadar ben idare ettim. Fakat televizyon kapandı, o televizyon. Sen eğer onu söylüyorsan. Biz yeni kurduk. 2 aylık, 3 aylık bir televizyon. Tamam. YouTube üzerinden yayınlıyoruz. YouTube üzerinden yayınlandığı zaman internet üzerinden seyredeceksin. Ya cep telefonundan ya da evinde modem varsa, internetin varsa televizyonu Kızılcahamam TV diye gireceksin. Bak diye. Abi biz kanal üzerinden anlarız. Biz senin YouTube'undan tuşlamadan anlamayız. Çok güzel yapıyorsun. Biz niye seyredemiyoruz diyorsun. Tamam, doğru. Ama güzel suçluyorsun değil mi? Bak şimdi Kızılcahamam TV girer, bak Kızılcahamam TV okudun. Bunu bilemeyenler ne olacak? Yapamayanlar ne olacak? Bunun tamam da yani sen güzel konuşuyorsun da ya buna yönelik de bir çalışma olsun diyorum ben. Tamam, sen haklısın. Bir şey demiyorum. Örneğin mesela bu işi bilen %60 kişi, %40 kişi bunu nasıl seyredecek? Şimdi ev gezeyim de bir de ben herkese bunu mu öğreteyim? Ya ben sana göre demedim ki, bunun yayını biraz daha genişletmek lazım ulusal diyor. Kanal, ya, ulusal bu, kanal değil. Ha. Bu ulusal bir kanal değil. Uydudan yayın yapmıyoruz. Bak, ha, tamam. Bugün akşam ne yayınlanacak? Dereköy programı yayınlanacak. Bak. Ha. Şu benim. Belli oluyor zaten. Ne yazıyor? Yeniden Köyde Hayat, Eğerli Dereköy Mahallesi. Biliyoruz. Adamı da biliyoruz. Şimdi eğer buraya akşam saat 20'de girdiğin zaman bunu seyredersin. Tamam. Peki bunu ben mi öğretmeliyim yoksa teknolojiye siz mi uymalısınız? Peki abi, şey demedik. Ne diye? Sen beni anlayamadın ve seni anlayamadım. Kızılcahamam TV'de de yayınlanmıyor değil mi şu an bu program? Ya Kızılcahamam TV hocam, Kızılcahamam TV. Yo, anladım yani şimdi. Siz TV diye. Yani uzaktan eğitim diye bir şey burada geçmiyor yani. İnternet olmayınca alamıyor. Var internet ama çekmiyor. Direğimiz de var. Biz mesela ev interneti alacağız, şu an ev interneti de bağlanmıyor. Hani köy kabloları çalındı. Şimdi onun bizimle alakası yok. Bir, ya sorunlarımızı söylüyor. Yo, hani biraz önce bir şey oldu ya. Ama işte, beni suçlar gibi yani. Yok, seni suçlamadık ya. Hayır, estağfurullah. Yok. Esas Mustafa'nın da ifade etmek istediği aslında oydu. Yani biz bu tip programlarda, belediyesi, bu tip şeylerden buralarda böyle bir hizmet yani gelse, hem YouTube üzerinden bizi de alırsınız, işte açık öğretimi de alır. Siz onu söyleyin. Kızılcahamam TV'yi niye seyretmiyoruz demeyin. İnternetimizi güçlendirin. İnternet olsa bizim. Ha, buraya anlaştık değil mi şimdi? Ya burada dileğimiz var. Bu direğin güçlendirilmesi lazım. Tamam. İşin kaynağı bu. Kim yapabilir bunu? Ha. Bunu kim yapabilir? Bunu belediye başkanıyla şirketler yapar. Yetkililer yapar. Yetkililer. Belediye başkanı duyurur. İşte şimdi şirket sahiplerine söyle. Sorun ortaya. Ha. Benim mikrofonumla alakası yok. Benim görüntümle alakası yok. Evet. Direkle alakalı. Güçlendirmekle alakalı. O da kaymakamın, belediye başkanının veya büyük bu şirketlerin, ha şirketlerin onu duymasın abi. Şirketler işte biz de duyuruyoruz. Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi anlaşıldı. Senden güzel konuşmaya başlayacak mı şimdi? Hayır. Hayır. Demek ki sorun bende değil. Sorun direkt, hepimizde. Direkt, sorun direkt, hepimizde. Direkte. Onun haklı tarafı şu, şimdi burası orman köyü. Orman köyü olduğu için hani bir iletişim kurulamıyor, hani bir gidip gelinemiyor doğru dürüst. Yani en uzak köyü burası. Kızılcahamam en uzak köyü burası. Sen mesela sen şimdi telefonunu çıkarıyorsun, mesela benden konuştuğumu YouTube'da seyrediyorum misal. Ama ben seyredemiyorum. Misal onu demek istedim yani. Benim dileğim varken ben niye seyredemiyorum diyorum benim yani. Benim üzerimden gelince ben yanlış anladım. Hani sizi seyredemiyoruz diyor. Aslında direğiniz olsa burada modem. Güçlendirilirse herkes çeker. Direk onun sistemi yeterli seviyede değil. Güçlendirilecek. Bizim yerin içinde çekmiyor. Şey biraz gücü az demek. Almıyor. Önceleri iyi çekiyordu. Sonradan ne yaptılarsa bir alet neyi mi götürdüler? Ne yaptılar? Bir ara çok sen iyi çekiyor dedi. Sen buradan yetkililere ben üniversite öğrenciyim. Ben tutarım. Ben üniversite öğrenciyim de. Ne diyeyim? Ben üniversite öğrenciyim. Ben açık öğretimden faydalanamıyorum de. Biz Başakbaşı'nın köyünde 10 tane üniversite öğrencimiz var. Modemimiz çekmiyor. Biz daha var yani. Ha, var daha bunun. Yenimiz var. Gibi daha 3 tane 4 tane üniversite öğrencisi. Var daha benim kardeşlerim de hani uzaktan eğitimden faydalanamıyor. 10 tane, 10 tane öğrenci var. O zaman duyuralım. Ha? Modem diyor, Milli Eğitim Müdürü mesela, eba diyor. Güçlendirmek direkt, lazım. Direkt olduğu halde eba çekmiyor. Anlaşıldı değil mi? Sorun. Evet. Tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ama sen gelmedin. Tamam, sen de gel. Sayın seyirciler, dolu dolu bir koy programı. Her şey var içinde değil mi? Evet. Çatışma var, anlaşma da var. Çatışma var, anlaşma da var, doğru. Var tabii canım, olacak zaten. Tabii. Böyle olmazsa olmaz. Temeller sağlam olacak. Mesela öyle
kafa toprağı kazıp da yani öyle kumsal toprağı vallahi kazıp bizim temellerimiz sağlam. Horasan harcı var bizim temellerimizde. İşte bak dur. Tamam Horasan harcı olmazsa biz oraları beklemeyiz. Sen bir dur bir ben bir şey anlatacağım. Temel sağlam olacak. Kazacaksın böyle taş olacak, kaya olacak. Onu kaza kaza emek vereceksin. Ondan sonra onun üzerine bina çıkarsa çok sağlam olur. Evet. Senden sağlam temel atmaya başladık. Gel hocam gel. Şimdi köy sokaklarına, niye bu köy sokaklarına çıkıyorum ben? Hep söyledim bütün köylerde. Bu köylü olup da şehir dışında yaşayan, başka şehirlerde, başka il ve ilçelerde, belki de yurt dışında yaşayanlar vardır. Şöyle köy sokaklarına çıkalım, onları gezdirmiş olurum biliyor musun? Evet. Şöyle dön kenarlara sen, arkana dön, şöyle köy sokaklarına bir gir. Şimdi köyün üst tarafına doğru gidiyoruz. Çatıştığımız, temelleri sağlam atacağımız, dostluğumuzun temellerini sağlam atacağımız arkadaş herhalde yemek yukarıda. Yemek mi hazırladın? Evet. Hocamız da yanımızda bir evet. Yemek duası ederiz değil mi? Bugün günlerden cuma tabii. Evet. Bizim kendilerimizde var misafirlere bakmak. Şimdi köy sokaklarına şöyle çıkalım. Şu karşı ağaçlar kaç ya? Valla 200 yıllık vardır. Dede çamı dedik biz onlara. Dede çamı mı? Ha. 200 yıllık, 300 yıllık vardır. Orada bir de Söğüt, Mövüt var. Çok da yaşlı onlar. Söğütler öpülü pek yaşlı değil de. Ama çamlar çok yaşlı. Şurada mezarlık var. Aile burada, mezarlığı. Bu yol... Dönsene bir aile mezarlığı mı bura? Hep altın taş. Yok. Aile mezarlığı değil de bu yol yokken burada mezarlık varmıştı. Yolu yapmak için mezarlığı kırmışlar. Mezarlık caminin yanında. Şu burada. Ha, bölge bölge. Yani yol geçincesi mezarlıkları bölünmüş. Böldüler. Ama genellikle de altın taşlar. Herhalde bir aile mezarlığı sayılır. Aile mezarlığı sayılır evet. Canım. Normal köy mezarlığı buraları... Şimdi benim gördüğüm yollarda mayıs var, mayıs kokusu da varsa bu köyde hayvancılık var mı? Var. Yapılıyor mu peki? Evet yapılıyor. Evet tabii yapılıyor. Devletten beklentin? Devletten beklentimiz bize sahip çıkması. Nasıl? Mesela Kılcağım'da herhangi bir kooperatifleşme yok. Kooperatifleşme olsa... Bizim bu yöredeki insanların yemlerini, efendim hayvanlarını alsa, yemlerini, ihtiyaçlarını karşılasa biz daha memnun oluruz. Şimdi Süleyman Başkan... Et ve süt kurumu mesela bize sahip çıksa... Süleyman Başkan Kırsal Kalkınma Müdürlüğü kurdu, haberim var mı? Vallahi herhangi bize bir ulaşım gelmedi, herhangi bize ulaşmadılar. Yeni kuruldu, gelecek. Evet. Yani kırsal kalkınma derken Kızılcağın bünyesinde, Kızılcağın belediye bünyesinde evet. Köylerde ne yapılabilir? Yani... Hangi köye teşvik, hangi yönden teşvik olacak? Mesela sizin köyde arazi yok gördüğümüz kadarıyla. Var mı? Arazimiz var da ekilmiyor, biçilmiyor. Adam yok. Adam çok, işe yarayan yok. Köyde yaşamak için çok sebebim var gibi. Neydi o? Bir slogan geliştirdiler. İşte gençleri köye çekme üzere bazı programlar veya amcam işte... Amcam bunu çekti. Ooo! Gel gel gel! Dön dön dön! Gel. Bu ne ya? Ha işte hayvan işte. Ha, geldi çek bunu. Köye geliyorsun ya amcam. Hayvan. Beni kokluyor, beni kokluyor bu. Dur dur. Hadi. Yo yo bir şey yaptığından değil. Hadi gali bunu. Ya onu görmeden gider miyiz biz? Dur dur. Ya vurur vurur da dur. Vallahi vurur mu vurur. Yok ya koç mu bu? Koç. Toklu mu? Vallahi vuracak bu. Vuracak. Tamam. Senin ne bu? Kimin? Benim. Senin ne? Niye böyle kokluyor adamı? Seviyoruz. Bu onu. Süt ama istiyor. İnsanlar yaklaşık. Bir isteği var onun. Süt var istiyor ya, şu an. Süt içecek o. Vur Ahmet Hoca bir vur bakalım. Alışkın mı diyor. Nerede senin evin? Karşı. Şu yeşil ev kimin? Oran nere? Hocamızın. Yeşil ev. Aha. Hoca derken? Koy hocamızın yok. Dört kardeş yaptılar. Hocam sizin mi? Bizim inşallah nasip olur. Daha oturmamışsınız herhalde. Oturduk. Ha, perdeler yok da acaba dedim ben. Üstteki otur. Abim gibi daha onlar yeni oturacak. Ha, sen yani içeri mısın? Ben. Ha, tamam hafta perdeler. Evet. Böyle güle oturun ya. Allah razı olsun. Daha iyisi herkesin olsun. Ama köylerde sizlerim böyle olsun. Eskiyi yıkarak yeniyi yapmak gibi bir şey var ama köy sokakları çok düzensiz değil mi hocam ya? Yapılaşma evet. Çok düzensiz evet, değil. Düzensiz. Şöyle bir baktığın zaman su sorunu var mı diye sordun. Evlerde su varmış ama sorun var dedin. Sorun var. Su sorunu var. Hı hı. Bir kere araziyi sulamak için su sorunlarımız var. Mesela göletimiz yapıldığı içi toprağla doldu. Hiç kimse ele kadar olmuyor. Köyde arazi var. Sulamaya yukarılarda yapılacak yerlerimiz var. Yapılmıyor. Evet. Ya şimdi toklumuz da bizim peşimizde vallahi geliyor. Valla şimdi mi yırtacaksın oğlum? Para orada değil. Para burada.
Var mı paran? Çok musun? Yok. Gel şöyle gel, suyun başına gel. Nerede senin ev? Karşı. Bu beyaz ev. Bu beyaz ev. Çeşme evin önünde öyle mi? Evet. Evde su var. Su, evimizde su var. Köyümüzde de su var. Kanalizasyon yokmuş ama. Kanalizasyonumuz yok. Kanalizasyonumuz yok. Yok. Sıkıntılarımızdan şimdi birisi muhtarla, de o. Ben gelir gelmez evet. Şey ettim, bir konuştum aşağıda. Kızı vardı yanında. Evet. Kızı dedi ki radyoterapi gördüm, fazla kalma, dışarıda fazla kalma. He. Bir de işte maske sorunu var ya. Biraz sıkıntıları var herhalde. Sıkıntı. Uzun müddettir tedavi görmüş. Ondan da çok çok özür diledim. Niye? Çünkü beklettin. Bir de bu programlar zevk işi ya. Bu böyle gezeceksin, sokaklarda konuşacaksın, sohbet edeceksin. Neşe işi, zevk işi bu. Türkü çağıran varsa. Neşen olmazsa, zevkin olmazsa sen program yapabiliyor musun? Türkü çağırın mı? He? Şimdi her tarafta şehitler oluk oluk akarken Azerbaycan'da orada burada türkü söylemek bize yakışır mı? Ama şimdi yakışmaz. Bak, dur bir. Mustafa Bey gel. Şimdi bak. Türküyle o şehitliği falan karıştırma. Şehitlere türkü yapılmaz mı ya? Olmaz. Ne? İlahi mi söyleyeceksin peki? He? Yok, ilahi söyleyecek şey değil de. Şu an içimden gelmiyor ya. İçimden gelmiyor. İçimden gelmedi fakat şimdi böyle zamanda da... Şehidin olmadığı gün var mı? Ben sana sorayım. O bizim arın yazımı. Şehidin olmadığı zaman olursa biz mücadeleyi şehitler, bitirmiş olmuş. Şehitler tepesi boş kalmaz lafı boşa mı söylendi? Hayır. Peki o tepe boş kalmayacaksa biz her gün ağlayalım mı? Mesela hocaya soralım. Hayır. Böyle bir yas var mı? Yok ya, öyle söyleyeyim. İşte Cenab-ı Hak insana unutturma duygusu vermiş. Lütuf değil mi? Evet, o da bir lütuf. Hani şimdi... En büyük lütuf. Evet. Yani biraz önce ifade ettiğiniz gibi olsa o zaman yaşayamayız yani. Yaşayamayız. Sürekli tabii. Acıyla. Hani illaki hayatta... Şimdi Allah acı, onlar... Tatlı da olacak, hepsi olacak. Allah-u Teala şehitlere onlar bilmesin, onlar benim katımda evet. Sağdırlar, canlıdırlar. Evet. Şimdi ben şöyle bir sevgi anlayışı geliştirdim. Çünkü bir arkadaşıma sormuştum. Beni seven benim için ölmeli demişti hocam. Evet. Sonra düşündüm, ilk önce yadırgadıydım. Sonra düşündüm ki mesela vatanını seviyorum diye vatan için ölebilmeliydim. İlla ki. Çok şükür. İşte Allah huzurunda, Allah yolunda canını verenler de şehit yani, onlar ölümsüz, onlar Allah katında. Onlara ölü demeyiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ölü demeyecek o zaman niye türkü söylemeyeyim? Hep evet. Yas mı tutan biz onlara? Yani aslında türkü, yas tutulmayacak. Yani türkü derken onları yani bu sanki hani Mustafa... Belki öyle aklına gelmiş olabilir yani oynamak gibi falan ama yok, türkü yani demek yani onların hallerini anlatan evet. Yani toplumumuzun yaşadığı olayları anlatan şeyler. Tabii canım. Yani duygusalı da olabilir, neşelisi de olabilir. Yani oynaması mı zannettim? Hani belki hani ilk aklına gelen o tip bir şey de olmuş olabilir. Hey hani türkü deyince. Evet. Ne o hey 15'li, 15'leri biliyor musun sen? Yok bilmem. Ya, Çanakkale mesela. Ya Çanakkale işte. Çanakkale içinde vurdular beni. Evet. Yemek yiyelim. Hadi çıkalım. Buyurun gel. Sayın seyirciler, Mustafa Bey'in, ilk önce çatıştığımız, sonra anlaştığımız Mustafa Bey'in evindeyiz. Yengemiz bize yemek hazırlamış. Bunları hep biz mi yiyeceğiz? Evet. Allah nasip ederdi, eğer dışarıdan yine misafir gelirse, fazlalığına misafire kaşık yemek bıraktık. Hocamız da yanımızda sofra dolusunda evet. Yaparız. Aa, inşallah. Fakat ben mesela öğlen yemeği yemem. Niye diye sor. Niye diye soracağım ben sebebini. Hastalıktan dolayı mı? Yok. Yoksa alışkanlığın mı yok? Şimdi geçen işte hocaların bazı alanlarına giriveriyorum ben. Heh. Ben biraz felsefe yaparak giriyorum. Dedim ki 11 ayın sultanı niye dersiniz Ramazan ayına hocam diye sordum. Evet. Hocaya sormuyorum, sana soruyorum. Niye deriz? O yılların mübarek günü de onun için. Ayların sultanı da onun için. Sultan. Ha, evet. Sultanı. Peki sultan ne yapar diye sordum. Evet, sultan ne yapar? Sultan iyiliklerle uğraşır, iyi emreder, iyiliği emreder, kötülüğü nehyeder. Buyruk verir. Buyruk yani o evet. Hükmeder. Ben de diyorum ki kendi felsefeme göre eğer 11 ayın sultanı ise bir ay Ramazan, diğer 11 aya buyruk verir. Siz de benim gibi geçirin veya bize buyruk verir. Bu ayları da 11 ayı da benim gibi geçirin. O zaman... Biz Ramazan'da iki öğün yeriz. Bir iftarımız olur, bir sahurumuz olur. Evet. Ben de diyorum ki ben iki öğün yiyeyim. Sıhhatli kalayım. Peygamberler de öyle yapmışlar. Sıhhatli kalayım. Ramazan'da sıhhat bulunmaz mı oruçta? Evet. Doğru. Oruç tutmaz, sıhhat bulun diyor. Evet. Yani. Sıhhat, evet. İşte ben oruçlu gibi hareket edip
O 11 ayı sultanının emrine uydum. Ama sen 12 ay, 12. ayda uyuyorsun sen. Şimdi 11. ay sonra. 11 aya diyor ki benim gibi yaşat. Evet. Veya yaşasınlar. Evet. Ama az az yiyerek de olabilir ya. Mideni yani doldurmazsan. Oturacağız öyle yani öyle ha. Beğenmemezlik olur mu? Evet. Oturacağız da. Evet. Yani öğle yemeklerini kaldırdım. Çünkü peygamberlerin hayatı. Neyse var. Bu sefer ye ya. Ha? Bu sefer ye. Yiyeceğim. Bu sefer misafirsin ya. Tamam. Yani öyle işte hayatı felsefeler üzerinde, daha doğrusu felsefe evet. De değil. Açılımlar üzerinde bir hayat inşasına girdim. Evet. Onun için buradayım. Koyu programlarını severek yapıyorum. Daha sokakları gezeceğiz. Koyu i̇nşallah, inşallah. İnşallah. İşte dedim ya, yurt dışında olanlar olabilir. Başka şehirlerde, başka ilçelerde yaşamış. Buradaki çocukluğu geçmiş, belki özlemiş köyünü. Sadece böyle... Çok insanlar var ya. Sohbet havasında. Çok insanlar var. Sohbet havasında olursa çıkmaz sokağa. Evet. Çok insanlar var. Sokaklarda gezeyim şöyle. Hı-hı. Şurası benim evim, şurası aşıkılmış. Evet. Bak koyumuzun domatesini veriyor ama koparmak yok ha. Yok yiyebilirsin. Tadabilirsin. Tadabilirsin, yiyebilirsin. Peki virüsle aran nasıl? Sen camide bayağı çıkıştın şöyle burnumu neye kapatayım ben. Ya şimdi virüsle aramız çok iyi hamdolsun. Ha şehre iniyoruz, Kılcağıma gidiyoruz günlük 2-3 kere ama biz devletin verdiği şeylere uyuyoruz, kararlara. Mesela maskemizi takıyoruz, elimizi ayağımızı yıkıyoruz. Evet. Maskeye, mesafeye, temize dikkat ediyoruz. Zaten bizim bu özümüz de var. Peki, mesela Türkler... Vaka oldu mu? Ortaya çıktı mı vaka? Evet, vaka da oldu, hasta da olduk. Koyumuzdan ölenler de oldu. Sen de mi hasta oldun yoksa? Evet, biz de olduk. Oldu mu? Olduk da az hasta olduk. Yani pozitif mi çıktı? Valla biz olduğumuz yere bir yere gitmedik, geçirdik. Karantinaya alındın mı? Yok, alınmadım. Sen hastayım diye o hastalıktan zannettim bir, o zaman. Biz ha öyle algıladık yani öyle. Denizde oldun ne biliyorum ya. Yok yok. Biraz bir şeyler oldu. Kaç bir ay oldu mu? Bir ay olmadı da bir 10 gün falan sürdü. Ne zaman şimdi yenile mi oldu? Yok bayağı oldu canım 2 ay 3 ay oldu. 2 ay 3 ay oldu. Şimdi eğer hayatı seviyorsak virüs var diye kendimizi hayatın dışına atamayız değil mi? Hapsedemeyiz. Virüs olacak. Tedbirlerimizi alacağız. İşte Muhittin Arabi'nin dediği gibi insanı ölümden eceli kurtarır diyeceğiz. Tedbirlerimizi alacağız. Ecel. Biz ölüme can vermeyiz. Ecel sen gelirsek de boynumuz kıldan ince değil. Ya mücadele edeceğiz. Şimdi hastalık var diye yakılacağıma gitmemek yapamayız. Canım. Hastalık var diye senden sohbet etmemek gibi öyle bir lüksümüz yok. Bunu da Allah verdi. Evet. Bundan ders çıkarmalıyız. Şimdi sohbete girmeden evvel hocamla biraz sohbet ettik şöyle. Mesela bir hocam dedim, virüsle aran nasıl? Sana sorduğum gibi, virüs ne getirdi veya virüsü okudu mu dedim, bu hastalığı okudu mu diye sordum. Sen de okudun mu bu hastalığı? Okudum. Ne dedi bu hastalık sana? Ne anlattı? Bana hastalık ne anlattı? Kendine çeki düzen ver. Elindeki avucundan iyi sahip ol. Düşene, kalkana, ihtiyacı olana yardım et. Ben böyle okudum. Başka? Daha kendimize bir açılmalıyız. Kendimize sahip olmalıyız. Devletimize, milletimize ve dışarıdaki Müslüman kardeşlerimize, ağaç kabuğu yiyen insanlara düşünme olanağı açtı bu hastalık aslında bize. Şöyle de demedi mi? Mesela dün bu hastalık virüs gelmeden, korona gelmeden evvel omuz omuza namaz kılıyorduk. Ama gönül gönüle miyiz diye sorgulamıyorduk. Omuz omuza sürtüne sürtüne namaz kılıyorduk ama gönül gönüle miyiz diye hiç sorgulamadık. Belki de gönül gönüle değildik. Evet doğru. Gönül gönüle değiliz. Anda, hala daha değiliz. Şu anda omuz omuza namaz kılamıyoruz. Evet. Saf tutamıyoruz. Ayrı ayrıyız. Birbirimizi biraz özletti mi bize bu virüs? Hayır. Aklı başına gelmeyenler var. Selam vermeyenler var. Namaza gelmeyenler bırak, var. Onlar bırak. Onlar bırak değil işte. Özletti mi bizi birbirimize? Özleyenler zaten... Evlat babayı özledi mi? Baba evlatı özledi mi? Kucaklamayı özledin mi? Valla biz kendi tabirimizde biz zaten şeyimizde bir şey kaybetmedik özümüzden. Ama özünden kaybedenler daha hala özünden kaybediyor. Özünden kaybedenleri bırak sen ben sana soruyorum. Evladını kucaklamayı özledin mi özlemedin mi? Ben evladımı her zaman kucaklıyorum. Allah'ım. Özledim. Şu anda mesela işte virüsten dolayı özleyemeyenler de var. Sen de özledin, ben de özledim. Evet. Mesela evladım geldi geçen Kocaeli'den elimi uzatamadım. O tedirgin, ben tedirgin. Yani birbirimizi özletmedi mi diyorum. Özletmedi mi diyorum. Özletti canım. Özletti. Ankara'dan kardeşim geliyor, ben gelme diyorum.
İşte özledim. Bak özledik, ha, özledik. Ama ben de şunu demek istiyorum, sen de beni anlamıyorsun. Yani bunları anlayıp da, bunları anlayıp da daha hala hayatın inceliğini okuyamayanlar var diyorum. Karşımda onlar yok, karşımda anlayan adam var. Ben anlayan adama soruyorum, sana soruyorum. Ben de anlamadığın yerleri anlatıyorum sana. Ben ne yapacağım onlar? O zaman olmadı işte, anlaşamadık. O zaman anlaşamadık. O zaman anlaşamadık. Senden zaten hayat, anlaşamıyoruz gibi. Hayatı iki taraflı okuyacağız. Yahu şimdi hayatı ben kendi üzerinden bir oku da karşı tarafı ondan sonra geç. Ben de diyorum ki sana, sen kendi hayatında bir özleme duymadın mı? Duydum diyorum ben. Kardeşime i̇şte gelme onu, diyorum mesela, kucaklayamıyorum diyorum. İşte onu sordum, onu sordum. Evet. Niyeyse karşı tarafa geçiyorsun? Evet. Şimdi bizim bir şu huyumuz var. Kendi yaptıklarımıza veya kendi özlemlerimize bakmayız, karşı tarafa bakarız. O zaman da kendimizi kaybederiz, kendi takibimizde olmayız. Ben insanın kendi takibinde olması, zaten oku kelimesi karanlıkta geldi, mağarada geldi ve geceydi. Hiçbir okunacak da henüz Kur'an inmemişti, kitap inmemişti. Oku, Rabbin adıyla oku, o seni alaktan yarattı diyor. Alaka, alaka kökünden. Sen oraya bir gir diyor, oraya ilk önce kendini oku. Biz kendimiz okumaktan ziyade karşı tarafı okumaya kalkıyoruz. Ben de sana diyorum ki, Mustafa Bey, evet, karşı tarafı bırak, kendimiz okuyalım önce. Tamam, karşı tarafı okuduk, okuyalım tamam da. Okuyalım, okuduk ama karşı tarafı da okutmamız lazım, ikna etmemiz lazım. İşte örnek kişi... Ha, iki taraflı kendi, olması lazım. Örnek kişi ilk önce kendi olur. Evet. Kendi olunca kendi örneğini ortaya koy, şahsiyetini ortaya koy. Evet. Karşı taraf onu alır veya almaz. Peygamberlere sadece Allah-u Teala siz tebliğcisiniz diyor. Siz tebliğcisiniz, siz korkutucu değilsiniz. Siz karşı tarafı bırak sen. Sen örnek ol ya, ne yapacaksın sen? Evet. Sen tebliğ edersin. Tebliğ iki şekilde olur. Ya gidersin nasihat şeklinde olur ya da örnek bir şahsiyet şeklinde olur. Öyle mi ya? Evet. İki şekilde olur. Ya nasihat edersin alır, ya da örnek teşkil edersin, ben böyle bir şahsiyetim dersin. Evet. Alırsa alır, almazsa almaz. Hadi sofranın başına. Hadi buyurun. Kim yapıyor arkadaş? Hadi sofranın. Hadi buyurun. 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 Evet sayın seyirciler. Mustafa Bey'im evindeyiz. Başta söyledik zaten. Sofrasına oturduk. Şimdi köylerde bir sofra duası olur. Örf ve adetimiz, gelenek ve görenemiz. Mikrofonu uzatayım hocamıza. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezi yed'amena ve segana ve cealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaati ya Resulallah. Soframıza bereket, yiyenlere sağlık ve afiyet, bütün geçmişlerimize rahmet. Allahümme zid ve la tengus bi hurmeti esraril Fatiha. Hocam ağzına sağlık. Mustafa Bey senin de kesene bereket. Afiyet bal olsun. Yengemizin ellerine sağlık. Sağ olun, var konuşur olun. Konuşur mu? Efendim? Konuşur mu yengemiz? Konuşur, niye konuşmasın ya? Gel, teşekkür ederim. Ha, bu duadan sonra birer kaşık ne alınır değil mi hocam? Üç tane, beş tane. Sayın seyirciler, şimdi yemeğini yiyeceğiz. Eline sağlık demeden çekip gideceğiz. Olur mu? Afiyet olsun. Bence olmaz. Kabul değil. Merhaba. Afiyet, merhaba abi. Ben tutarım. İsminiz? Aysel. Niye kaçtın sen bizden? Kaçmadım. Ya, gelmiyor dedi. Yok, geliyordum. Evde işim vardı. Öyle mi? He, işim vardı. Ben afiyet olsun size. Benim oğlan. Benim oğlan. Merhaba. Merhaba. Adım? Ben Berat Gümüş. Berat Türkçe abi de dinlesin arkadaşlar. Otur bakalım bir, hadi. Hadi. Otur hadi bakalım bir Türkçe abi. Bana Türkçe abi, Türkçe abi diyorlar. Bir çağır bir bakalım. Sen de, sana da söyledim. Hadi abi. Hadi neşesi Berat ya. Ben tutarım, ben tutarım. Trene bindim de anam, tren salladı. Sadım da doktor da anam, ciğerin eledi. Yok babam söylesin ya. Ha, söyler mi? Doğru. Söyle, güzel söyler. Zaten gözünden belli. Bak bu kadar adamla konuştum ben sana. Bacım. Nasıl eziyet ediyorum sana? Yok. Bana çok eziyet etti. Yok öyle bir şey. Sen mi etmedin ya? Yok. Fikirlerimiz bağlaşmadı ya. Yalnız sen bugün sinirli gelmişsin. Senden mi alıyorum? Ben etçük bana şey yaptın gibi geldi. Sen de sinirliydin. Ben de sinirliydim. Yani temeller aynıydı da kollarda anlaşamadık. Ama sonra sonradan anlaştık canım. Temelleri yaptım. Ben
Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Çocukların, tanıdıkların var mı? Çocukların, tanıdıkların var. Selam söyle. Aleyküm selam. Ben de sen adım de selam. Şu. Ey çocuklar de. Çocuklarım burada benim başka. Hepsi kardeşlerim aşağılarda. Ankara. Ankara'dalar. Hepsine selam olsun. Evet. Aleyküm selam. Ben aldım götüreceğim. Söylediğim bir türküyü ne söyler? Bilmiyor mu kaygali kendine? Durma bak oğluna yan yana. Sen bir oradan çekil bacı. Tamam geleyim. Sen hadi. Şurada dur. Sen olmazsan o güzel söylemez. Otur. Otursun da söylesin. Mikrofonu da vereyim eline. Gel bakalım gel. Otur şimdi. Ne çağıracağız ya? Vallahi ben bir mikrofonu alayım. Hadi bir söyle. Eşim de yanımda vallahi şöyle yanık yanık yanık. Ne söyleyeceksin söyle. Hadi düşün düşün. Hadi bakalım. Dağlar seni delik delik delerim delerim. Kal buralı toprağını elerim aman aman, elerim aman aman dumanlı dağlar. Sen bir koyun olsan da ben de bir koza, bir koza. Sen meledikçe ardısına melerim, melerim dumanlı dağlar. Yeter mi? Yeter bu kadar. Yeter. Ben de söyleyeyim. Hadi biter. Ben tutarım, ben tutarım. Ben tutarım. O tutacak hadi abi tutacak. Trene bindim de anam, tren salladı. Salimde doktorlar da anam, ciğerim yalardı. Sen yalnızsın diye de koya gönderdi. Söyleyin de anama, anam ağlasın. Babam oğlu vardır, ben nere neresin? Vay çakal var. Ağzına sağlık. Bu sizin, bu size Allah'ın bir lütfu. Doğru. Evet. Bu Allah'ın lütfu. Evet. Değil mi? Ha. Evet. Bir de daha patlat lan. Geliyor musun şey sokaklara? Geliyor. Bir de daha patlat patlatayım. Özünden mi söyleyeyim? He? Özünden mi söyleyeyim? Söyle de kimden söylesen söyle. Güzel bir ilahi söyle. Aklında yok. Altı. Çi. Olmadı ya. Neyse neyse. Aklıma gelmedi. Neyse bir daha aklına gelmedi. Başka zaman. Başka. Sizden de söyleyeyim ya. Nereden? Derdim ya Sultan Ali söyleyeyim. Derdin endin ya Resulallah. Devam ol derdime. Destekir ol ya Habiballah. Bu asiz mücrime. Yavlayım ben kime? Bu asiz mücrime. Teşekkürler. Seni zorlamayalım. Evet. Geliyorsun değil mi benimle? Geliyorum. Daha yakaladığım yerde söylerim ben. Tamam mı? Söyledi abi. Söyledi. Evet. Yine köy sokaklarına çıktık. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık. Evet sayın seyirciler. Bakın şimdi. Köy olur da gübre olmaz mı? Köy olur da maiz kokusu olmaz mı? Köy olur da türkü olmaz mı? Olur. Köy olur da böyle önce aksilik yapan, terslik yapan, sonra da anlaştığımız adam olmaz mı? Olur, olur. Hocam ne diyorsun? Başkaya girelim mi? Tomaşlara bakalım mı? Bakarız, bakarız. Bakalım mı? Şimdi muhtar dedi ki, hasta ya biraz, benim evime bir uğrayın dedi. Ben dedi, daha söyleyeceklerim var dedi. Tamam Mustafa Bey. Şöyle köylerde mesela eski evler, işte bizim gibi yaşlanmış değil mi? Onlar... Ya işte bunlar... atalarımızın yaptığı binalar, işte taşına, yani toprağına. Ha biz yapabiliyor muyuz? Biz de yapamıyoruz. Bizim imkanlarımız onlardan kısıtlı. O zaman eskiden imece usulü varmıştı. Vatandaş birbirine yardım ediyormuştu. Bir de ustalık varmış. Ustalık yani. Varmıştı. Vatandaş şu şeyleri, çene taşlarını. Evet. Şu çene taşlarını. Delikanlı. Sen devam et. Sen konuş. Şu çene taşlarını mesela adamlar eşeklere getiriyormuştu. Şimdi evet. bir vatandaşa eşekle Allah'ını seversen. Dağdan şu taşı eşeğe sarıp da getirebilir mi? Bak abi şöyle. Bir de şöyle yontabilir mi? Ha, bir de şöyle bir işçiliği var mı yani? Böyle bir işçilik olabilir mi? Çekiçle, işte o keskiyle falan o evet. Yapılmış kaç sene önce değil mi? Evet, yılların taşı. Evet.
Evet. Ama biz eskiye, daha doğrusu geçmişe sahip çıkmıyoruz. Değil mi? Evet, geçmişte bizim geçmişe sahip çıkmak işimize gelmiyor. Şimdi Sinan Canan'ın mıydı bir sözü vardı? Dedi ki, yaşlılara sahip çıkın, yaşlılar sizin geçmişiniz. Doğru. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Peki gazlar ne diyor bize gazlar? Hoş geldin, hoş geldin diyor size, ne diyecek? Yok, ne ararsın buralarda diyor. Hoş geldin diyorlar. Yok ya, ara. Rahatsız ol. Ne oldu? Ne istersiniz? Yok yok, rahatsız olmuşlar bunlar. Yabancıladılar değil yabancıyı mi? Yabancıyı hissediyor bunlar. Hissediyorlar mı hocam? Evet. Sürekli hani kendi köyün insanına o kadar şey yapmıyor. Aileden olana hiç ses çıkartmıyor. Dışarı yabancı olursa onlara saldırıyor adeta bazen. Bir şimdi burada falan. Genellikle bahçelerde ne olur? Kiraz ağacı mı şu karşı? Kiraz. Kirazımız var, cevizimiz var. Burada arpa, buğday, fiy, bostanlarda, bahçelerde işte. Arazi sade buralar mı şu karşılar? Arazi komple arazi. Ama dağlık değil mi bura? Tabii. Dağlık. Dağlık olduğu düz için. Düz arazi yok. Ha. Ama hayvancılık olur. Arıcılık yapan var mı burada? Çok. Çok mu? Aha. Var mı senin arın? Arımız var. Var değil mi? Var. Var arımız. Ne bunlar, ne istiyorlar tabii bizden ya? Oo bak bak bak. Masar şu elmalara bir gir bak bak. Yani yapılınca oluyor be Mustafa tabii. Bey. Hocam. Evet. Bakarsan her şey. Bakarsan bağ oluyor. Şu oluyor, elmaların şuradan, buradan evet. Bile ne kadar güzel değil mi? Yani bakmıyoruz ya, yapmıyoruz değil mi? Biraz tembellik var mı bizde? Aslında tembellik yok da. Evet. Son zamanlar tembellik başladı. Atalarımızda tembellik yoktu. Atalarımız ahladı, aşlıyordu, armut yapıyordu. Evet. Karaçalı'yı aşlıyordu, muşmula yapıyordu. Şimdi biraz hayat kolaylaştı mı? Yani böyle emeklilik falan gelince herkes hayatı kolaylaştırdık mı? Evet. Herkes hazırı seviyor. Çalışmadan yemeği seviyor. Çalışmadan yemek olur mu? Olmaz. He? Bir arkadaşım, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Sormuştum, bir programa katılmıştı da yıllar önce. Dedim ki emeklisin, çok emek verdin mi? Hayır dedi, ben emeksiz emekliyim. Bir de hayata emek vermek lazım değil mi hocam? Emekliliği hak etmek lazım. Daha doğrusu emekli. Aldığın, evet. Yaptığın iş üzerinden bakmayacaksın. Aldığın paraya da bakmayacaksın. Ben ne yaptım diye bakacaksın. Evet. Ben ne ürettim? İşte burada oluşumuzun maksadı, topluma, gayesi. Belki insanlığa faydalı Allah, bir şey yapabilmek. Aşkım Bey, bir işi üzerine aldın mıydı? Bu işi ben nasıl verimli yapabilirim? Yani bir işin nasıl hilasına kaçabilirim diye değil. Bir işi nasıl verimli yapabilirim, bir de yaptığın işi yapacaksın. Bir de zamanında yerinde, evet. Geleceğim dediğin zaman geleceğim, buradayım dediğin zaman burada olacağım. Evet. İşte benim bir sözüm, sözünü çiğneyen kendini çiğner, kendini çiğneyeni herkes çiğner. Vallahi söz verdiysen kendine getireceğim. Getiririm. Allah engel olmadığı sürece, Allah'tan bir kaza bela gelmediği sürece, çok sevdiğim, saygı duyduğum bir insan var. Geçen Ankara'daydık. Dedim ki bugüne kadar yıllardır tanırım. Hiç sözümü çiğnedim mi? Yerine getirmediğim oldu mu? Bir kere olmuş. 3 dakika mı 5 dakika mı geç kalmış. Hayır. O da o yolda kaza vardı da yetişememiş. Orada o kadar olacak tabii. Taksiyle gidiyordum. Evet. Ben hep şuna dua ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi, verdiğin duyguları yaşayarak huzuruna gelmek istiyorum. Verdiğin kabiliyetleri hayata geçirerek huzuruna gelmek istiyorum. Ya Rabbi, sen yapmayacağınız şeyleri, yapamayacağınız şeyleri niye söylüyorsun diyorsun. Yapacaklarımın sözünü verdiren insan olmak istiyorum. Haksız mıyım hocam? Nasıl bir dua? Sonuna kadar haklısınız. Sizin duanıza da biz de katılalım. Amin diyelim. Amin. Muhtarın evine gidelim. Nere evet. Muhtarın evi? Karşı. Muhtarın evi şu. Bacası. Evet. Bacası tüten ev mi? Oo. Biz şimdi horozu öten eve mi gidelim, bacası tüten eve mi gidelim? Soruyorum. Bacası tüten eve gidelim ya. Bacası tütüyor gel. Bacası tütüyor. Vallahi bunun ne bir şey yok. Nasıl tütüyor? Hiç sema vermiyor. Öyle demiş biliyor musun sen? Evet. Bacası tüten ev mi nasıl tütüyor demiş. Masallar öyle başlar masallar. İşte develer dellaliken,
pireler, berberikler diye. Evet. Ondan sonra köye neyi uzaktan görünce bacası tüten eve mi gidelim, horuzu öten eve mi gidelim. Horuz da hayat, duman da hayat. Gerçi şimdi şehirlerde horuz yok. Horuz, duman yok. Horuz yok. Duman baca yok. bacasız evlerde kaldık. Ya sizin de pek çok şeyiniz var be. Benim şenge, gibi. Sizde. Şenge olmazsa program neyle olacak? Yok yok, gazlara diyorum ben. Yok yok, dokunma dokunma onlara. Onlara dokunma. Onlar da lisanı o. Ya onların vazifesi. Şimdi anlamak lazım değil mi? Diyor ki bunlar bana kalırsa. Tamam, siz köylüsünüz de bu yanınızdakiler kim diyor. Ha, doğru. Hadi bizim köylüsünüz, siz de diyor. Onlar da programa çıkmayız diyor. Bak, seslenelim mi? Valla burası bizim muhtarın evi. Evet. Muhtarımız bir tarih. Şimdi ben hocamla şuraya bir oturuyorum. Gel hocam. Neyse sen bir haber ver. Şöyle geniş bir arazi ama sonbaharın sararmıştı. Artık yapraklar da belli. Çiftçiler tarlalarını sürmüşler. Tarlalar da belli. Her tarafta bir hüzün. Hüzün var değil mi böyle? Evet. Ben öyle dedim ya, kışın da bahar var, o da sonbahar. Geçen bir şiir yazdım. Ben arada şiir yazarım hocam. Evet maşallah. Her gün bir tane şiirim olur. Yazabildiğim ölçüde yazmaya uğraşıyorum. Öyle dedim, kışın da baharı var, ona adı sonbahar diye. Öyle değil mi? Doğru. Kışın baharı da sonbahar. Evet. Peki insanın sonbaharı var mı? Var. Ne var? 60-70 yaşına geldi. Ya. Ne zaman? İnsanın da sonbaharı, saçı sakal ağardı mıydı? Ne? İnsanın da saçı sakal ağardı mıydı, insanın da sonbaharı o. O genetik de olabiliyor. Ben genetik de olmuyor işte o. Yok, ne bir canım. Şimdi insanların mesela, hocam, saçı belki yıllar önce ağırdı değil mi hocam? Evet. 30'da başladı. Genetik ağırmalar o değil. Benim dediğim şu. Bizim sonbaharımız aslında kış geliyor. Yani son göründü. Sonbaharım da böyle tam böyle benim yaşımda yaşanıyor. Mesela ben dedim ki kendi kendime, senin sonbaharın mı yoksa? Yok. İnsan yaşlandıkça yaşıyor. Geçen bir programda söyledim. İnsan yaşlandıkça yaşıyor. Yaşaldıkça yaşıyor. Niye biliyor musun? Gençlikken çok hızlı gidiyor. Yani hızlı araba gibi, süratli araba gibi. O zaman fark etmiyorsun etrafını. Ama insan yaşlandıkça yavaşlıyor, hareketleri yavaşlıyor, manzaralara bakıyorsun. Bir böğürtlemin ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. Bir kuş burnunun ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. Sıhhatini kaybediyorsun. Sıhhatin ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. Hep değerler üzerine gidiyor. Eşini kaybediyorsun, aşını kaybediyorsun, sağlığını kaybediyorsun. Eşimi de kaybettim. Bak gördün mü? Yarın hakine dokundu. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Şimdi Allah razı olsun, ben eşim falan ölmeden evvel hazırladım. Dedim ki ben ölürsem şöyle yap, hiç üzülme çünkü hayatın bu. Gerçi, gerçi. Helallaştık, günlerce söyledim. Mesela bazılar işte bilmem şöyle yap, hayır ben serbestim, özgürsün, ölüm bizim için. Hiç üzülme çünkü herkesin gideceği yer yok. Benim başıma, sadece benim başıma gelse hala, o zaman çok üzül ya, perim perişan ol. Ama herkesin başına geldiğine göre o bir mukadderat, kaçınılmaz bir son. Mevsimler de öyle değil mi? Evet, aynen mevsimler öyle. Mevsimler de öyle. Ama köyümüz de güzel. Buralarda ağlar, bahçeler artık. Ağlar, bahçeler. Sonbaharı geldi işte. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz sayın seyirciler? Biz muhtarın bahçesi varmış, bahçede olduğunu söyledi. Şimdi muhtar hasta, bir hasta ziyareti mi yapalım? Yok, karşıdaymış bak. Karşıda muhtar karşıda. Bir hem hasta ziyareti yapalım, hem bir tekrar muhtar neler söyleyecek. Köyün belki aklına gelmiştir, başka eksikleri vardır değil mi? Evet. Şimdi muhtar dediğim köyün reisi, cumhuru. Bakalım neler söyleyecek. Bahçesi mi o? Hemen karşı bahçe. Ne eker, ne biçer? Vallahi domates, biber, patlıcan, soğan. Var değil mi? Var. Yeriz canım. Bahçesi. Ondan sonra ceviz. Aynı zamanda son zamanlarda buralarda ceviz dikmeye artık ilde biter, bizde de yeni başlar. He. Biz de daha yeni başlamaya başladık ceviz dikmeye falan. Yeni başladık derken yeni öğrendiniz. Yeni öğrenmedik de yeni başladık. Aslında atalarımızdan ceviz dikmek derlerdi ki, işte şöyle olur, böyle olur, iyi olur, toprağı tutar. Onu yapmadık ama son zamanlar gençler yapıyor bunu.
Peki muhtara bir türkünüye söylesen iyileşir miydi? Vallahi bir söylettir işte, o da kızı var ya. Kızı var ya, kızına söylettir. Kızı söylemez ama. Niye söylemesin ya? Olmaz ya, olur mu? Ne kendi olur mu? Kendi söyler kendiye. Kendi söylesin. Ama hasta. Olsun. Sen söyle canım muhtara. Yok canım, Allah Allah. Söylemen mi? Allah aklımda yok ki söylesem. Üzün ama. Söyler misin? Muhtarın sesi güzel miydi? Güzel güzel. Gerçekten mi? Patlatsın bir. Kuzulu damarları bir silinsin. Kuzulu damarları bir silinsin, patlatsın. Hızlı mıydı? Vallahi hızlıdır ya. Onun hızını biz görmedik. İstanbul'da yaşadı da. Ya köy sokaklarına çıktık muhtarım. Selamünaleyküm. Ne diyor la? Vallahi senden şikayetçiler. Ciddi mi diyor? Muhtar diyorlar, muhtar diye hastalandı diyor. Eski havası olsaydı diyorlar, eski havası. Hoş geldiniz. Öyle güzel türkünüye söylerdi ki diyorlar. Valla hoş geldiniz. Oturalım, gel şöyle otur, muhtarım otur. Yok ayaksın bahçeye ya, oraya oturma. Şikayetçi, şikayetçi olalım benden ya. Şikayet. Mustafa var ya Mustafa. Önce çatıştık, sonra anlaştık, bakalım şimdi dost olduk. Ne diyor Mustafa? Çatışıyoruz ya. Bahçede konuşun, ağaçların içerisinde. Geçeceğim şimdi biraz nefeslensin. Sıkıntı yok ya, ben köylümü de seviyorum, köyümü de seviyorum. Zaten o kadar diğerden gelip de bu köyüme 50 yıl sonra hizmet verdiysem, 45 yıl sonra, aha, demek ki bu köy hevesi var. Seviyorum. Biz de canlı yayın gibi sokaklara çıktık. Burada demin söylemediğim bir şey söyleyeyim. Evet. Mahsur başkanımın, buradan onlar da görecekler bunu yani. Mahsur başkan köyüme bayağı bir taş getirdi. Bayağı bir taşı düşetti. Bu hizmetten dolayı Mahsur başkanıma çok teşekkür ediyorum. Diğer hizmetlerini de, asfaltımı demin söyledim. Asfaltını da, sıcak asfaltını yapacağımı söylediler seneye. Kanalizasyonu yapacağını söylediler. Bunları da yapmasını başkanım, başkanımdan zaten rica ediyorum. Zaten söyledim bunları. Ha, bunları söyledim. Rica ediyorum yani. Ekstra bir şey var mı? Bahçeye çıkalım mı? Ekstra bir şey var mı? Bahçeye çıkalım mı? Gel muhtar. Sayın muhtarımızın Durali Koç'un bahçesi, öyle mi? Evet, doğru söylüyorsun. Cevizler. Bayağı var muhtarım ceviz. İşte bu sene vermeye başladı. Ve bunları hep ben kendim diktim. Söyledi zaten şey Mustafa, ben diktim bunları. Yeni mi diktiniz? Hep yok. Bu 5-6. sene bu sene. Neyiniz var şöyle bir bakalım. Ceviz var. Şu da, bu da mı ceviz? Yok. Bu da ceviz. Ceviz. Ger. Biber. Asar. Ben fazla vermem sana da. Şu. Yok. Dur. Masar hemen yer bunu. Sen. Bak. Masar. Vallahi çok güzel bak. Daha büyür değil mi bunlar? Kafasını vereyim, kahvaltı yersin. Sen, o önemli değil. Yok şey. Hiç rahatsız olmayın. Biz şöyle çekim yapacağız, göstereceğiz şunu. Şunun güzelliğine bak. Ya bir ye, bir tadına bir bak. Ya bakacağım gayet, işte bakacağım. Bir dur güzel, bir. Maskemi indireyim. Senden hep çatışıyorum ben. Ya ben buraya çatışmak için geldim. Gel o zaman, gel de çatışalım. Türkü söyledin mi? Söylet. Ne söyleyeyim ya? Söyle burada ne söyle. Al mikrofonu. Allah Allah. Hiç aklıma da bir şey gelmiyor ya. Şurada yukarıda bir şey. Cezası olur. Vallahi olacak abi lan. Çatışmanın bir cezası olacak. Al. Unuttum gittim abi. Yok aklıma gelmiyor gel ya. O zaman gel. Gel biber ne yiysen aklına gelmiyor. Dur. Burası ne iştiniz? Domuzlar mı girmiş abi? Gel bakalım. Gel Mustafa gel. Abi, domuz mu ilişmiş buraya? Oo. Ne bu? Bu biberler? Nereden girmiş ya? Ne diyorsunuz bunlara şey? Masar. Dön bak. Salçalık mı diyor? Al bir biber daha vereyim sana. Sen onları bırak ya sen. Yine sen, ben de bu faydasın. Bak patlıcanlara. Patlıcanlara bak. Muhtarın patlıcanları. Başka bir tane mi ya patlıcan? Bir tane. Tabya biber mi diyorlar? Ne diyorlar bunlara ya? Kırmızı biberlere. Öyle mi? Ben de bizim burada pek fazla şey yapmıyor. Olmuyor mu? Rakım yüksek olduğu için mi kızarmıyor yani? Bu sene de havalar dengesiz geçiyor değil mi? Evet, biraz onun da etkisi yok, olabilir de. Yok. Hani normal yıllarda da bu patya biber mi? Patya mı? Neyse işte. Domates. Dur bakayım, masara bir tane bulayım masar sana ben.
Buralarda yok. Buralarda yok. Ha şunu alalım. Şu. Masar gözümü kestirdim ben. Bak şunu alayım ben sana. Bu da biraz gün yanığı derler biliyor musun? Tam böyle sulu değil ama yine bir ısır bir bak bakalım. Gel bakalım Mustafa gel. Geldim de hayırdır inşallah. Biberi. Biber yedin mi biberi? Gel o zaman gel. Gel bakalım yanıma otur şuraya. Ayaklarım ben şöyle zor. Ya yoruldum ben Mustafa gel hele bir dinlendir. Türkü mü dinliyor şey? Cevizlere bakıyoruz ha. Ya gel şuraya bırak cevizi mevizi ya. Bir şey yok benden de şimdi. Var olmaz olur mu? Var gel. Gelir aklına bakan biber neye verdik bakan biber neye yedin? Söyle bakalım. Ben yoruldum baba. Yani bir televizyoncuyu dinlendirin ya. Dinlendirelim de biz ne dinlendireceğiz? Bize bir şey diysen bir şey yaptırsan yapalım. Sabah olduğu söyle. Sen televizyoncusun. Türkücün olacak, şarkıcın olacak buraya. Bizi yormaya niye geliyorsun? Ya konser vermeye gelmedim. Ya program yapmaya geldim. Ha. Aslında sizde ne varsa onu götüreceğim ben. Buraya dışarıdan bir şey getirmedim. Sizde olanı götüreceğim tabii. Bizde ne var ki ne götüreceğim? Bizde ceviz var, biber var, domates var, fasulye var, elma var. Biberi yedin biberi daha ne? Sularımız var, bakarca çeşmemiz var. Vallahi biz bulduk. Kaynağı bulduk biz. Ben 3 saat götürürüm senden. 3 saat. Allah iyi. Ben de çene bol nasıl olsa. Sen de aksilik bol. Aksilik mi? Yok. Sen aksilik diyorsan yok, bana. Yok. Aksilik o sevdiğim adama. Aksilik yoksa der miyim sana canım? Demem. Dumanlı oy bizim eller. Otur bağlasam delisin derler. Erzurum'a vardım. Dumanlı dağlar, Erzincan'a vardım. Bayile bostan. Kardeşim yeter. Bu kadar olunca yeter. Gel. Abi sen bu benim yemeği vereceksin, öyle yağmur yok. Yemeye kolay ye. Sana iki şey mi yoksa benim konuştuklarımı? Makaslıyor mu yoksa? Yok, kesinlikle öyle bir şey yapmam. Sadece girişlerde, çıkışlarda bir hata ne olursa ya, böyle makaslayacağız ya. Hafifçe dokunuruz da montaj bu on yemeği doğrulttuk yani. Tamam ki. Biber veririm ben sana biber. Biberden yemeği doğruluyorsa tamam anasını satayım. Ne yapayım senden pazarlığı öyle yaptık. Pazarlıktan yağmur yok mu? Pazarlık öyle yaptık. Armut mu? Ankara Armut'u. Teşekkür ederim. Ankara Armut'u çek bakalım geç dur, öyle dur, bir. Dur bak. Muhtar Armut getirdi. Muhtar Armut getirdi. Bu kameramanın işte hakkı. İşte olmayana aslında Armut'ta Ankara Armut'unu yerinde çeksek. Nerede? Ahmet'e yok mu sen şurada Ankara Armut'u? Şurada bir yerde. Ankara Armut'u şurada var. Nerede? Teşekkürler. Şurada şimdi geçen de Armut var. Şimdi muhtarım. Bak. Seni yormayalım. Sen hastasın. Şimdi şuradan geçelim. Burada zaten başta söylerini aldık. Burada da teşekkürlerini aldık. Benim evin önünü çektin mi? Gittim oraya. Çekti. Orada oturdum ben orada. Şu çeşme çek. Ya çekeriz sen oralara girme. Sen hastasın diyorum. Ben sana hürmet ediyorum. Tamam. Sen oralar. Seni yormuyor. Sokakları gezeceğim ben daha. Tamam. Daha karşıda öğretmenime gideceğim. Daha gitmedik oralara falan. Tamam. Görüşlerimi mi istiyorsun? Evet görüşlerini alalım. Teşekkürlerini alalım gidiyoruz. Seni çok, burada bırakacağım. Çok teşekkür ettim. Bizi memnun ettiniz. Köyümü onurlandırdınız. O bizim görevimiz. Köy müdün fotoğraflarını çekiyorsunuz. Allah. Bundan dolayı çok minnettarım size. Allah sevgilerimi, saygılarımı bütün köylüm adıma sunuyorum size. Ben de teşekkür ediyorum her şey için. Mustafa hizmetinden, köylüm hizmetinden memnun musun? Valla ben gerçekten... Onu burada söyleme. Yok, burada başka yerde söyle. Memnunuz ya, niye memnun olmayacak? Yok ya, başka yerde söyle. Ben sana öyle yan yana öyle. Şey, Hizamettin o Hanife ile... Eski muhtarın evini göçeceksen onlar da benim hocam. Ya muhtarım onlar benim işim. Benim de sokaklara gideceğim tek tek daha poşetleri dağıtmadım. Ben 3 saat buradayım. Akşama. Tamam işte o keve de veriver diyeyim ben. Ya ben işte bana sorma. Mustafa'ya söyle.
Tamam işte bugün şey olduk, tamam halledeceğiz. Sana oraya, hallederiz. Bir de Hanife'ye, bir de muhtarın evine. Tamam. Her şey için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Babana Allah sıhhat versin. Amin inşallah. Bu da bizden, evden afiyetle. Ne bu? Domatesli biber topladım biraz. Kızısın? Kızıyım. Ankara'dasın? Yok, İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'da mı? Ha, tamam ya. Yeni oluyor. Ha, kırmızı biber de var, iyi iyi. Teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sadece isminizi sorayım. Esma. Esma Hanım. Her şey için teşekkür ederim. Hele babanın koruyuşun var ya, o her şeye değer. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani evlat olmanın getirdiği o görevimiz. Sorumluluk değil mi? Görevimiz. O görev değil, sorumluluk. Onlar şimdi bize bakmışlar, biz de onlara bakmak zorundayız. Peki gençlere söyleyebileceğin şeyler var mı? Genç nesle ne diyorsun? Geldin mi? Kaybetmeyin vefa duygumuzu. Ailelerin kıymetlerini çok iyi bilsinler. Bilsinler. Evet. Önce kendi kıymetlerini bir bilsinler. Gençliklerinin kıymetlerini bilsinler. Bir yemeğimi doğurduğum poşeti alayım da. Al bakalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size. Çok sağ ol. Bu ordunun önce gelen Akıncılar'a derlermişti. Çıtak diye. Mesela şimdi bizim orduda önce giderken MİT'ler mesela şunlar bunlar gidiyor ya. Jöhler, evet, pöhler. Evet. Eskiden de çıtaklar ordunun önünden gidermişti. Hazırlık yaparmıştı. Ona göre de ordu bulunacağı yerde, bulunduğu yerde. Ne istiyor bunlar? Ha. Ankara Savaşı'nda bunlar, aslında... Asıl çıtak bunlar işte. Ankara Savaşı'nda aslında bizim şu gördüğünüz dağlarda şeyler var. Mağaralar falan var. Değil mi? Ha, evet. Çoğu askerler, çoğu atlar bu mağaralarda kalmış. Timur'un zamanında saklamış ya Timur'un zamanında. Değil. Mesela Timur filleriyle buralara gelebilir mi? Gelmeli mi? Ankara Ovası'na kadar gelmiş de Yıldırım Beyazıt'ın orduları buraya gelmiş. Ben oralar tarihçilerin işi ama çok ilginç bir şey. Yıldırım Beyazıt kendi ordusundaki ayrılacakları o ihanet şebekesini seziyor. O kendinden kopacakları, evet, ve Timur'a karşı da kaybedeceğini biliyor. Ona rağmen de savaşa giriyor. Ama sebebi var. Sebebi? Sebebi şu. Ben Osmanlı'ya korkuyu tanıttırmam. Korkuyu teslim etmem. Osmanlı'ya korkuyu teslim etmem diyor. Korkuya teslim etmem. Korkuyu korkutarak teslim etmem diyor yani. Yani yenilgiyi hazmederim, yenilebilirim ama korkuyu yaşatmam diyor. Ya korkuyu yaş. Doğru. Yani Osmanlı'ya ben orduma korkuyu yaşatmam diyor. Ama yenilgi yenilebilir. Doğru. Fakat işin garip tarafı şöyle oluyor. Timur 6 sene yaşıyor onun devleti. Osmanlı 600 sene yaşıyor. Evet. İlginç değil mi? İlginç. Yenen 6 yıl, yenilen 600 yıl. 600 yıl yaşa. Ya. Evet. Müthiş bir şey ya. Evet. Yani korkuyu yaşatmamak. Evet, burası da benim bahçem. Nereye? Burası. Girelim mi? Hay ne demek, girin tabii. Niye girmiyor musun? Vay 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 vay. Dur. Ben şu çiçekleri bak, göreceğim de. Bak şimdi. Ha? Biz bu çiçekleri göreceğiz de. Kokla. Ama kokmuyor değil mi bunlar? Bunlar kokuyor da senin şeyin. Ankara'dan geldiğin için bir sürü devadra şu bu algılamıyor bunun da şeyler. Yine çatışacağız ha. Yo. Ya. Gerçekleri söylüyorum ya. Şu kokunun gel, güzelliğine bir bak. Şuna gel, bir bak. Şuna bir bak. Ne kadar güzel görüyorsun gibi. Bunlar açacak mı tekrar? Tabii açacak. Ha. Allah izin verirse açacak tabii. Yine çatışacak gibiyiz. Yo zaten. Çatışmayız. Aa biberlerin de var. Ha, biberlerimiz. Girelim mi? Girelim mi? Dutlarımız. Girelim mi? Girelim mi? Girelim. Program durumu nasılsa. Böyle gel bir şuradan gir de. Ha. Zaten biberleri gördük. Oo gel. Ha. Şöyle bir üzümler, bağlar. Kızım merhaba. Merhaba amca. Gel bu tarafa gel. Sen mi bakıyorsun bu bahçeye? Annemle beraber bakıyoruz. Gel bakalım, seni evde görmedim. Gördüm de kaçtın sen, orada saklandın ama tekrar burada yakaladım. Mutfakta işim vardı da. Öyle mi? Gel bakalım, bir ismini bağışla gel. Benim ismim Dürdane. Dürdane? Babaannemin ismi. Üniversite mezunu. Ne? Üniversite? Evet. Nereyi bitirdin? Tarih öğretmeniyim. Necmettin Erbakan. Oo, helal olsun sana. Bunda bir derdi var. Derdi söylemiyordu. Bu modemler şunlar buna çekmiyor. Şimdi bu çocuk burada, çocuk ya, burada çekemiyor. Ders çalışamıyor. Bak. Zaten bitirmiş o. Ama öğretmen EBA'dan gelip çocuklara ders vermesi lazım. Değil mi? Evet. Ha, öğretmenlik de yapıyorsun sen. Yapıyorum. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. İşte buradan duyur sen. Ne söyleyeyim? Diş dileğimiz var. İnternet çekmiyor. Biz. İnternet çekmiyor. Evet, derslerimizi yapamıyoruz. Evet. EBA'ya giremiyoruz diye. Babanla biraz tarih konuştuk. Biz rivayetler üzerine mi, belgeler üzerine mi tarih inşa etmeliyim? Bir tarihçiye sorayım. Yani rivayetler üzerinden yola çıkarak belgelerle desteklemek gerekiyor. Yani rivayetleri belgelerle, evet,
şey etmek lazım. Sağlamlaştırmak gerekiyor. Çünkü rivayetler aslında tarihi tam da taşıyıcı nitelikler olduğu için ikisini beraber kullanmak gerekiyor. Biraz abartı olunca o belgeler, o abartıları, o şişkinlikleri alıyor değil mi? Evet. Gerçeklere belgeler geçiyor. Kanıtlarıyla ortaya çıkıyor. Ama rivayetler de o belgeleri destekler nitelikte. Zaten eğer bir şey yaşanmamışsa rivayeti de olmaz gibi evet. geliyor. Evet. Biz şimdi Oğuzları sürekli duyuyoruz. Oğuz atalar, Oğuzlar. Oğuzlar kim? Ama bu Oğuzları biz genelde destanlardan biliyoruz. Yani belgelerden değil de özellikle destanlardan duyuyoruz. Bunu da belgelerle destekliyoruz. Evet, buyurun. Oğuz deriz ya, Oğuz. Oradan geliyor değil mi? Yani Oğuz'dan da geliyor ama bizim söyleyişimize göre Ağız. Aslında Okuz, Üç Oğuz o şekilde tabirleri de var. Peki tarih, hukuk gibi herhalde girdiğin zaman çıkamayacağın bir alan. Çok büyük bir umman derya. Evet. Her insan, her milletin bir tarihi var. Edebiyat öyle değil mi? Edebiyat da farklı bir alan. Edebiyat daha çok insanların duygularıyla hareket edilen bir alan. Duygular da sınırsız. Duygular da sınırsız ama tarihe aynı zamanda düşünceler de giriyor. Yaşanmışlıklar evet. giriyor. Evet. Şimdi her yöneticinin, her devletin, her milletin stratejileri olduğu için aslında hem duygular hem düşünceler araya giriyor. Hem de yaşanmışlıklar. Evet. Duygular, düşünceler ve yaşanmışlıklar. Evet. Yaşanmışlıkların böyle akış şekline göre baktığın zaman rivayetlerle akıp gelen ama belgelerle de sabitlenen bir şey. Evet. Peki ne diyelim? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Köyümüze geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sor. Söyleyeyim ben de. Dur ben tutarım. Ne söyleyelim? Yeşil ördek söyle de. Yeşil ördek gibi dandım göllere. Ne? Yeşil ördek gibi damdım göllere. Ne sen de beni unut, ne de ben seni. Ne sen de beni unut, ne de ben seni. Ne sen de beni unut, ne de ben seni. Teşekkürler. Şimdi tarihçi. Buyurun. Bizim tarih anlayışımız, toplumsal tarih anlayışımız var mı? Çok ilginç bir şey. Evet var. Var mı? Var. Rivayetler üzerinden mi, belgeler üzerinden mi? Biz daha çok rivayetçiyiz. Rivayetçiyiz değil mi? Evet. Rivayet. Mesela hani siyasi olarak, ideolojik olarak şey yapmıyorum ama 15 Temmuz'da mesela rivayetler olmasaydı, milletin o şuuru dinç olmasaydı böyle bir direniş olmazdı. Demek ki rivayetler insan zihninde bir kalıcı şey bırakıyor değil mi? Kimlik. Tortu bırakıyor. Evet. Tortu bırakıyor. O tortu üzerinden veya o cesaret üzerinden veya o anlatılanlar şeyin üzerinden bir kimlik, kişilik inşası da ortaya evet. çıkıyor değil mi? O bizim rivayet olarak değerlendirdiğimiz şeyler aslında milletin bir şuuru. Milletin içine atılmış bir tohum. Altyapısında olan bilinçaltı tam böyle işlemiş ve yerleşmiş bir şey değil mi? Evet. Bilinçaltı. Milletlerin bilinçaltı çok önemli ya. Şu anda işte bizi belki de sindiremedikleri, sindirmeyi bırak, yıkmak için uğraşıp yıkamadıkları, anında basıp verdiğimiz tepkilerle hemen kendimizi ortaya koyverdiğimiz şeyler de o bilinçaltında saklı olan şeyler değil mi? Evet, bilinçaltımız Orta Doğu coğrafyası olarak zaten dinamik bir coğrafyadayız ve insanların zihni de aynı atar damar gibi. Neresine basarsan oradan tepki verir. Bizim toplumlarımız da öyle, herhalde öyle o Mezopotamya toplumu değil mi? Yıllarca, o asırlarca belki o Mezopotamya rivayetler üretmiş ama rivayetlerin içinde hakiki yaşanmışlıklar da gidiyor. Evet. Teşekkür ederim. Biz tekrar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Biz teşekkür Babanı ediyoruz. Babanı aldım gezdiriyorum. Buyurun sizin olsun. Akşam bırakın ama. Bırakırız. Güle güle. Selametle.